Türkiş, Hakiş, Disk geçen çarşamba günü bir ortak bir toplantı yaptık. Ortak toplantıda genel başkan yardımcılarımız, 3 sendikadaki teknik elemanlarımız, uzmanlarımız bir çalışma yaptı. Bununla ilgili de işte bugün çalışma hayatıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla işte bu toplantıyı gerçekleştirdik. Ülkemizde 94 krizini burada yaşayan arkadaşlarımız var. 2001 krizini yaşayan arkadaşlarımız var. 2008 krizini yaşadık. Şimdi de bir kriz yaşıyoruz. Bu yaşadığımız ekonomik kriz ne 94'e, ne 2001'e, ne 2008'e benzemeyen bir tabloyla karşı karşıyayız. Vergiyle ilgili dayanılmayacak şekilde bir has safhada sıkıntımız var. Emeklerin sıkıntısı var. Asgari ücretlerin büyük sıkıntısı var. Yani 10 bin lirayla, 17 bin lirayla bırakın bir ay, bir hafta geçinme şansınız yok. Hala bizim ülkemizde yok asgari ücret fazladır, yok asgari ücret 10 sene evvel böyledir, 20 sene evvel böyledir. Bunları konuşmak anlamsız ve ayıp ve günah. Yani tablo ortada. Adaletli bir dağılımın olmaması, milli gelirden aldığımız payların azalması bize şu soruyu sorduruyor. Peki kim kazanıyor? Daha çok sermayeye kazanıyor. Hatta finans ve bir kısım bazı sektörlerde daha çok kazanıyorlar. Onun için biz bu gidişatın Türkiye'nin hak etmediği bir gidişat olur görüyoruz. Çalışanlar tam bir çıkmaz içindedir. Son yıllarda giderek büyüyen gelir ve servet eşitsizliği toplumsal sorunlarımızın da temel nedenini oluşturmaktadır. Mevcut ekonomik ortamda emekçilerin alım gücü her gün daha da zayıflamaktadır. Ücretleri enflasyonun sebebi gören yaklaşım asla kabul edilemez. Ücretli çalışanlar enflasyonun nedeni değil, mağdurlarıdır. Üç İşçi Konfederasyonu olarak insan onuruna yaraşır bir yaşam ve adil paylaşım için hükümetten taleplerimizi ve önerilerimizi bir kez daha yineliyoruz. 1. Vergide adalet istiyoruz. Enflasyonla mücadele ücretleri düşük tutarak sağlanamaz. Asgari ücret acilen artırılmalıdır. 4. Kamuda ücret dengesizliğine son verilmelidir. En düşük emekli aylığı asgari ücret tutarında olmalıdır. 6. maddemiz sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılmasıdır.